Merhaba çocuklar. Bu videoyu özellikle 5. sınıfa bu yıl başlayacak olan öğrencilerimiz için yaptım. Onlara yıl boyu öğreteceğimiz konuların neredeyse nüvesini, içeriğini bu video teşkil edecek. 6, 7 ve 8'ler de öğrenmiş, unutmuş olabilir. Onların da izlemesinde fayda var. Şimdi çocuklar, bugün konu bir şeyden hoşlandığımızı, bir şeyi beğendiğimizi ifade etmek. Nasıl ifade edeceğiz? Bir şeyi beğenmediğimizi, hoşlanmadığımızı hangi kelimeyle, hangi fiille ifade edeceğiz? Bir şeyden nefret ettiğimizi yine hangi fiille, hangi ifadeyle ortaya koyacağız? Bir şeyi sevdiğimizi nasıl söyleyeceğiz? Bir şeyi tercih ettiğimizi nasıl söyleyeceğiz? Bir şeyi istediğimizi nasıl söyleyeceğiz? Yani bugünkü konu hoşlanmak, beğenmek, beğenmemek, sevmek, nefret etmek, tercih etmek ve istemek ifadelerini içeren bir ders. Şimdi derse geçmeden önce sizde yazılı olarak da bulunsun diye ekrana bir okutayım ben bunları. Bakın ne demişim çocuklar. Bir şeyi beğendiğimizi, hoşlandığımızı like ile söyleyeceğiz. Like, like. En üstteki satır bakın. Daire için almışım. Bir şeyi beğendiğimizi, hoşlandığımızı ifade edeceksek bunu like ile söyleyeceğiz. Bir şeyi beğenmediğimizi, hoşlanmadığımızı söyleyeceksek onu da dislike ile söyleyeceğiz. İkinci satırdaki. Like'ın altında bakın. Dislike. Çocuklar, bu dis eki olumsuzluk ekidir İngilizce'de. Bazı fiillerin önüne gelerek o fiili olumsuz yapar. Like olumlu, dislike olumsuz. Neden dolayı? Dis ekinden dolayı. Dis olumsuzluk ekidir. Beğenmediğimizi, hoşlanmadığımızı da dislike ile söyleyeceğiz. Üçüncü satıra bakalım çocuklar. Bir şeyi sevdiğimizi love ile söyleyeceğiz. Çocuklar, daireyi biraz solda yakın çizmişim ama orada bir L var. Love. L-O-V-E. Love. Love. Telaffuzu. Bir şeyi sevdiğimizi love ile söyleyeceğiz. Evet. Bir sonraki satıra bakalım çocuklar. Bir şeyden nefret ettiğimizi hate ile söyleyeceğiz. Bir şeyden nefret ettiğimizi hate ile söyleyeceğiz. Bakın hate yazılıyor. Hate. Hate. Telaffuzları da aklımıza tutmaya çalışalım. Çocuklar, bir şeyi tercih ettiğimizi prefer ile söyleyeceğiz. Herhangi bir şeyi tercih ettiğimizi prefer ile söyleyeceğiz. Prefer yazılıyor bakın. Prefer ile söyleyeceğiz. Bir şey istediğimizi want ile söyleyeceğiz. Bir şey istediğimizi want ile söyleyeceğiz. Want istemek fiilidir. Bir kere daha şöyle göstereyim bunları. Bakın şimdi yukarıdan itibaren like, hoşlanmak, beğenmek, sevmek. Dislike, hoşlanmamak, beğenmemek. Love, sevmek. Bu love, aşk manasında sevmek. Hate, nefret etmek. Prefer, tercih etmek, yeğlemek. Ve want da istemek. Bugünkü dersimizin içeriği bu. Şimdi size bir not yazmışım. Demişim ki bu fiilleri kullanırken eğer ki cümlenin özneleri he ise, she ise veya it ise ya da bunların yerini tutan tekil bir isimse fiillerin sonuna s-eki takıldığına dikkat edin diye özellikle dikkatinizi çekmişim. Şimdi biraz sonra aktaracağım örnek cümlelerde bu meseleyi vurgulayacağız ve çok iyi öğreneceksiniz. Ama örneklere geçmeden başka videolarda anlatmıştım ama tabii hangisini izlediniz, hangisini izlemeniz belli değil. Bir kere daha sizi 5. sınıflar olarak göz önüne alıp şahıs zamirlerini tekrarlayacağım. İngilizce'de 8 tane şahıs zamiri var. I, ben demektir. You, sen demektir. Tekil kullanılırsa sen demektir. Bir de çoğul kullanılıyor. Orada da siz demektir.
Yani you bu zamirler kategorisine iki defa giriyor. He erkekler için, oğlan çocuklar için, genel olarak baylar için o demektir. O. He, o. Erkekler için. She, o da kız çocukları için, kadınlar için, genel olarak bayanlar için o demektir. It, bitkiler için, cansızlar için, yani eşyalar ve nesneler için, hayvanlar için o demektir. Şimdi buradan sonra üç tane de çoğul şahıs zamiri var. We, biz demektir. You, siz demektir. They, onlar demektir. Çocuklar, 5. sınıf öğrencilerimiz. Siz bu işin başındasınız. Bu şimdi söylediğim zamirleri bilmeden hiçbir şey olmaz. Onun için bunları başka bir videoda ayrıntılı olarak basit şekilde anlattım. Videolarım içinde onu bulup izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim bugünkü konunun devamına. Önce dersi size tanıttım. Hangi konuları işleyeceğiz? Onu söyledim. Şimdi birincisinden başlayalım. İlk olarak dedim ki like konusunu işleyeceğiz. Like ne demekti? Beğenmek demekti, hoşlanmak demekti. Bir şeyi beğendiğimizi, bir şeyden hoşlandığımızı like da ifade edecektik. Bakın şimdi bu örneklerle işi çok güzel anlayacaksınız. Bakın şimdi. Birinci cümle. I like soccer. Çocuklar soccer futbol. Buraya futbol da yazabilirdim de soccer da futbol zaten. I ben demekti. Like severim veya hoşlanırım demekti. Soccer da futbol. I like soccer. Ben futboldan hoşlanırım. İkincisine bakalım. You like soccer. You sen demek. Diğerlerini söylemiştim zaten. You like soccer. Sen futboldan hoşlanırsın veya sen futbolu seversin. Şimdi çocuklar bakın bir S meselesinden bahsetmiştim az evvel size özel not diye. Bakın özneler yukarıdan itibaren bakıyorsunuz şimdi. Özneler he, she, it olduğunda like'lara bir S takısı takıldığını gördünüz değil mi? Daire içine almışım çocuklar bakın. He likes score, o futboldan hoşlanır. She likes score, o futboldan hoşlanır. It likes soccer, o futboldan hoşlanır. Çocuklar şu S meselesine bir daha dikkatinizi çekiyorum. Dikkatinizi buraya yöneltin. Özneler he olduğunda fiilin sonunda S var. Fiilimiz like'tı. Bakın burada likes oldu. He likes, she likes, it likes. S telaffuzuma dikkat ediyorsunuz değil mi? Ama bakın yukarıdakilerde S yoktu. I'da yoktu, U'da da yoktu. Ve aşağıdakilerde de bakın S olmayacak. Bu farka çok dikkat edin. Bakın V'de de S yok, U'da da S yok, D'de de S yok. Nerede S olacakmış çocuklar? Özne he olduğunda, she olduğunda, it olduğunda bu fiillere S takısı yaparak kullanacakmışız. Olumlu cümlelerde. Olumlu cümleler için söylüyorum bunları. S takısı yaparak kullanacakmışız. Peki kaldığımız yerden devam edelim. We like soccer. Biz futboldan hoşlanırız. You like soccer. Siz futboldan hoşlanırsınız. They like soccer. Onlar futboldan hoşlanırlar. Evet, çok önemli olduğu için bir kere daha not olarak yazmışım. Özneler. He, she veya it olduğunda fiillere S takısı takıldığına, yani like değil likes yazıldığına dikkat ettiniz mi diye sormuşum. Şimdi çocuklar, başka bir şeye geçmeden şunu söyleyeyim. He yerine herhangi bir erkek ismi yazılabilir. Mesela Tony erkek ismidir. Tony likes soccer diye yazabilirdim. She yerine yine herhangi bir bayan ismi yazılabilir. Mesela Suzy bayan ismidir. Suzy likes soccer veya Suzy likes basketbol. Öyle yazabilirdim. Burada dikkat edeceğiniz nokta S takılarıdır. Özneler he, she olduğunda veya onların yerini kaplayacak bir kelime olduğunda ki tekildir bu kelimeler mutlaka işte o zaman fiile S takısı gelecek. Mesela babanızın futboldan hoşlandığını ifade edeceksiniz. Baba ne demektir? My father, benim babam. My father likes football. Neden yine S takısı taktık çocuklar? Babanızdan he diye bahsedecektik. Öyle demedik. Benim babam dedim.
Yani benim babam ifadesini kullanmasaydım ne yapacaktık? He'yi kullanacaktık. Veyahut da babanızın adını İngilizce ünvanla söyleyeyim. Mesela babanızın adı Ahmet. Gerçi onlar soyadı da söylüyor. Diyelim ki soyadı ne olsun? Akdemir. Mr. Akdemir likes soccer. Mr. Akdemir likes, S'ye dikkat edin çocuklar. Neden? Mr. Akdemir he'nin yerini tuttu da ondan S'ye geliyor. He'nin yerini tuttu. Mesela anneniz için söyleyeceğiz. Mrs. diye değil mi? Bayan. Mrs. Akdemir. Bayan Akdemir. Anneniz için söylüyoruz mesela. Mrs. Akdemir likes soccer. Annem futboldan hoşlanır. Bakın burada da şeyinin yerini tuttu. Bayanın yerini tuttu. Bundan dolayı gene ne var çocuklar? Fiile S takısı var. Burada en önemli konu budur. Onun için uzatıyorum mevzuyu. En önemli konu bu S takısıdır. Bundan sonra vereceğim örneklerde de, proffer'da da, hate'de de, want'ta da hepsinde S takısı he, she, it'te olacak. Özne he ise, özne she ise, özne it ise fiilde S takısı olacak. Veya bu he, she, it'in yerini tutan bir kelime ise yine S takısı olacak. Ama bunları olumlu cümleler için söylüyorum. Sadece olumlu cümleler için söylüyorum. Bak bunu da unutmayalım. Cümle olumsuzsa veya soru cümlelerinden biri ise S takısı falan yok. Bu S meselesini sadece olumlu cümleler için söylüyorum, bu bir. Bir de olumlu cümlede özne he ise, she ise, it ise veya onların yerini tutan bir kelime ise işte o durumda S olacak. Bu da iki. Evet, böylece like'la olan örnekleri size söylemiş oldum. Şimdi bakalım neye geçiyoruz? Sırada ne var? Dislike var. Dislike. Dislike neydi çocuklar? Like'ın dis eki almış haliydi. Dis de videonun başında söyledim, olumsuzluk ekidir. Like, hoşlanmak, beğenmek. Dislike, hoşlanmamak, beğenmemek. Şimdi bununla ilgili örneklere bakacağız çocuklar. Bakın şimdi. Dislike. Beğenmemek, hoşlanmamak. I dislike horror films. Korku filmlerinden hoşlanmam. Ben korku filmlerinden hoşlanmam. I dislike horror films. Ben korku filmlerinden hoşlanmam. Horror korku demek. İkinci cümleye bakalım çocuklar. You dislike flower. Oraya bir S yazsam iyi olurdu. Flowers yazsaydım. Onu unutmuşum. Sen çiçeklerden hoşlanmazsın. You dislike flowers. Sen çiçeklerden hoşlanmazsın. Şimdi çocuklar geldik S kuralına. Dikkat edin. Oradan itibaren gösteriyorum. Yukarı kaldırdım kağıdı bakın. He dislikes çocuklar. Bir alttakine bakın. She dislikes. Bir alttakine bakın. It dislikes. Ben size teminden beri ne söylüyorum? Özneler he, she, it olduğunda fiile S gelecek diyorum. Özneler he olduğunda, she olduğunda, it olduğunda fiile S gelecek. S ile kullanılacak diyorum. Veyahut da özneler bu he'nin, she'nin, it'in yerini tutan bir kelime olursa, mesela he yerine my father olursa veya kardeşim, erkek kardeşim my brother olursa, she yerine my mother annem veya my sister kız kardeşim olursa değil mi? Yine S'ye gelecek. It yerine ne olabilir? Mesela my cat olursa kedim veya my dog olursa köpeğim. Yani özneler bu he'nin she'nin it'in yerini tuttuğu zaman mutlaka fiiller S ile kullanılacak. Bakın şimdi burada hepsi S ile kullanıldı. He dislikes cats. O kedilerden hoşlanmaz. Bir erkekten bahsediyoruz değil mi? He dediğimize göre bir baydan. Çocuk olabilir veya yetişkin erkek olabilir. He dislikes cats. O kedilerden hoşlanmaz. Bir alttaki she dislikes İzmir. O İzmir'i beğenmez veya o İzmir'i sevmez ya da o İzmir'den hoşlanmaz. Bir bayandan bahsediyoruz. Nereden anlaşılıyor? She oluşundan anlaşılıyor değil mi çocuklar? Herhangi bir yaşta bir bayandan. Yani genç olabilir, küçük olabilir, yetişkin olabilir. She dislikes İzmir. O İzmir'den hoşlanmaz. Şimdi it dislikes water. Water su. Neden bahsediyoruz? Hayvanlardan muhtemelen bahsediyoruz. Çünkü bitkiler sudan hoşlanır. It dislikes water. O sudan hoşlanmaz. Evet, bu üçünde S olduğunu bir daha gösteriyorum. Diğerlerinde de S olmadığını, şöyle kağıdı biraz daha aşağı alalım. Bakın yukarıdaki ikisinde I'da ve U'da S yoktu. Aşağıdaki üçünde V'de, U'da, D'de S yok.
Ama şu ortada o manasına gelen üçlü var ya meşhur. Hi, şeyit, onlarda se var. Bu kuralı unutmayalım. Evet, devam ediyoruz çocuklar çoğullarla. We dislike liar. Biz yalancıdan hoşlanmayız. Dislike hoşlanmamak. We dislike liar. Biz yalancıdan hoşlanmayız. You dislike old car. Siz eski arabaları beğenmezsiniz. Old eski, kar araba. Dislike hoşlanmamak, beğenmemek. You dislike old car. Siz eski arabaları beğenmezsiniz. They dislike English people. English İngiliz, people halk. Onlar İngilizlerden hoşlanmazlar. İngiliz halkından hoşlanmazlar. Evet, çok önemli olduğu için notu bir daha yazmışım çocuklar. Özneler he she it olduğunda fiile se takıldığına dikkat ettiniz mi diye bir kere daha dikkatinizi çekmişim. En çok ne üzerinde duruyoruz? Bu se meselesi üzerinde duruyoruz. İşin nüvesi bu, çekirdeği bu. Şimdi çocuklar, beğenmek hoşlanmaktan bahsettik. Bir de tam tersi beğenmemek hoşlanmamaktan bahsettik. Sıra geldi nefret etme fiilini işlemeye. Onda neyle söylüyorduk? Hate'le. Hate'le söylüyorduk. Karışıklık olmasın diye bir dakika şunu bir ayarlayayım ben çocuklar. Evet. Hate'i de şöyle göstereceğim şimdi. Hate nefret etmek fiilidir. I hate dogs. I ben hate nefret ederim. Dogs köpekler. Ben köpeklerden nefret ederim. Tamam mı çocuklar? Bakın S falan yok. Ben burada you'yu yazmamışım ama yazsaydım şöyle olacaktı. You hate dogs. Sen köpeklerden nefret edersin olacaktı. Ha, şimdi geldik S ile olacaklara. He, she, it'e. Bu defa sıralı yazmamışım. She'yi önce, he'yi sonra yazmışım. Fark etmez. Bakın. She hates, S var dikkat edin daire içinde. She hates fish. Balıklardan nefret eder. He hates kangurudan nefret eder. It hates milk. Sütten nefret eder. He, she, it de S'leri görüyorsunuz çocuklar. Evet, diğerlerine geliyoruz. Orada da S'lerin olmadığını görüyorsunuz. Neden? Onlar çoğul. Bakın. We hate flies. Sineklerden nefret ederiz. Biz sineklerden nefret ederiz. You hate sea. Siz denizden nefret edersiniz. They hate their uncle. Onlar amcalarından nefret ederler. Evet, böylece üç tanesini anlatmış oldum. Neyi anlatmış olduk? Like'ı anlattık. Beğenmek, hoşlanmak. Dislike'ı anlattık. Beğenmemek, hoşlanmamak. Hate'i anlattık. Büsbütün nefret etmek. Hoşlanmamanın ötesinde. Şimdi çocuklar, sıra geldi tercih etme fiiline. Bu da nedir? Prefer. Prefer tercih etmek demektir. Şöyle yapalım. Bakın. I prefer tea. Çay tercih ederim. Ben çay tercih ederim. You prefer to rest. Sen dinlenmeyi tercih edersin. To rest, dinlenmek. Prefer tercih etmek. Sen dinlenmeyi tercih edersin. Şimdi çocuklar geldik yine S meselesine. Bakın şöyle şurada tutuyorum. He prefers watching TV. Televizyon izlemeyi tercih eder. O. Kimmiş bu o? Bir erkek. She prefers telling story. Hikaye anlatmayı tercih eder. Burada o diye kastedilen kimdir? Bayan. Kadın veya kız herhangi bir yaşta bayan. Evet. It prefers sleeping. O uyumayı tercih eder. Evet, bitkiler ve eşyalar olamayacağına göre bu bir hayvan değil mi? Kedi, köpek her neyse uyumayı tercih edermiş. Evet, S'lere tekrar dikkat çekiyorum. He prefers, she prefers, it prefers. Aşağıya alıyorum. Bakın I'da yok, U'da yok. Yukarıya alıyorum. Bakın V'de yok, U'da yok, D'de yok. Nerede var? Tekrar ortada gösteriyorum. He'de var, she'de var, it'te var. Şimdi alttakilere bakalım. We prefer to work. Biz çalışmayı tercih ederiz. You prefer cake. Siz pasta tercih edersiniz. They prefer stay here. Onlar burada kalmayı tercih ederler.
tercih etmek fiili de işte böyle. Bunun daha ileri kullanımları var ama şimdi kafanız karışmasın diye özellikle 5. sınıflara yönelik yaptığım için bu aşamada onu bırakacağım. Geçelim başka bir konuya. Bu da lav fiili. Lav fiili. Bu biraz daha ileri boyutlarda sevmektir. Yani aşk manasına gelir. I love you, seni seviyorum meşhur şarkı var. Bilen biliyor. Siz de ileride öğrenirsiniz. Evet, bakın şimdi. I love slow music. Ben slow müzik severim. I love slow music. Ben slow müzik severim. Çocuklar bu defa bütün özneleri yazmadım. Çünkü video boyunca defalarca söyledim. Üçüncü şahsı bir kere aldım. Bakın. He loves. He loves him. O onu sever. O onu sever. Ama bakın sağ tarafta yine dikkatinizi çekmişim. S'ye dikkat demişim. Neden S var burada çocuklar? Özne he olduğu için S var. Özne he olduğu için S var. Bir alttaki cümle bakın. Tony loves Suzy. Tony Suzy'yi sever. Veya seviyor. İki şekilde de çevrilebilir. S'ye dikkat demişim çocuklar. Niye S var çocuklar burada? Tony he'dir değil mi? Bir oğlan ismi, erkek ismi. He yerine Tony'yi kullanmışım. Demek ki böyle de yapsak S kuralına yine de uyacağız demektir. Değil mi çocuklar? Evet. Şimdi buradan sonra da want. Want neydi? İstemek fiiliydi. I want a cup of tea. Bir bardak çay isterim. Want istemek. A cup of tea. Bir bardak çay. I want a cup of tea. Bir bardak çay isterim. Bakın çocuklar. She öznesini kullandığım için want değil wants oldu şimdi. Yukarıda want'tı. Şimdi wants oldu. Neden wants oldu? Özne she'ydi de ondan. She yerine Suzy de deseydim. Elizabeth da deseydim. Başka bir isim de kullansaydım. Değil mi? Lorella da deseydim. Ne olacaktı? Yine wants olacaktı. Çünkü yerini kapladığı şey ne? She zamiri. She wants a cup of tea. O bir bardak çay ister. Evet, özetlemişim. Bütün fiiller he, she ile kullanıldığında olumlu cümlelerde ama bunları olumlu cümleler için söylüyorum. Fiillerin sonuna s ekleyeceksiniz. Evet çocuklar, benim anlatımım çok tekrara dayanıyor. Onun için 40. defa belki söyledim ama yine de herhalde faydanız olur bu tekrarlar. Çünkü en önemli mevzu budur. En önemli mevzu özneler he, she, it olduğunda veya onların yerini kaplayacak başka bir kelime olduğunda olumlu cümlelerde fiile s katacağınızı hiç unutmayın. 5. sınıf düzeyinde tabii bir sürü şey öğreteceğiz biz size de. 10 tane ünite işleyeceksiniz. Biz de açıktan bir şeyler anlatacağız. Ama işin özü budur. Bunu iyi anlarsanız 6. sınıfa daha randımanlı geçmiş olursunuz. 6, 7 ve 8'lerden de unutanlar dikkatlice izlerlerse faydalarına olacak. Evet, değerli evlatlar, bugün aktarmak istediğim konu bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlık ve başarılar diliyorum. Hoşça kalın çocuklar.